Merhabalar hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar, bugün iğneden tığa çok güzel bir modelin anlatımını yapacağım. İlk kez göreceğiniz harika bir model. Bu modeli yaklaşık 4-5 yıl önce ben kendim tasarlamıştım. İğne oyası olarak tasarlamıştım. Bu geçenlerde aklıma düştü. Dedim şunu bir tığ oyası yapayım, olacak mı dedim. Tığ oyasına da çevirdim. Gerçekten model çok çok güzel oldu. Tığ oyasında da çok zarif durdu. Modelimizi şöyle 21 numara tığ ile yapıyorum. Bakın, 21-22 numara tığ olursa modelin zincirlerle ineceğimiz için, dip kısımları zincirle olduğu için zincirler çok daha sıkı çekiliyor ve çok daha güzel olacak oluyor. 21-22 numara tığlarla, kalın tığlarla maalesef böyle modeller güzel durmuyor, kaba duruyor. Şöyle bakın, bir de kulak çubuğumuz var. Her zamanki gibi herkesin elinde bulunabilecek aparatlar diyeyim sizlere. Şöyle kaldırayım. Kullanacağım renkler de bu şekilde. Şunları kenara alayım ve modelimi sizlere göstereyim. İnşallah yapımına geçelim hep beraber. Modelimiz ütüsüz model. Bir baştan söyleyeyim. Bu tabii ki ütülendiğinde çok çok daha güzel olacak. Ütüsüz bir model. Şu zincirleri bu şekilde düzeltilip, bakın şuradaki zincirleri bu şekilde düzeltilip ütülendiğinde çok çok daha güzel bir model haline gelecek. Ben bunu ütülemedim. Size gösterdiğim modellerin %95'i ütüsüz zaten. Şöyle ters kısmı bu şekilde, düz kısmı bu şekilde. İğneden tığa çok zarif ve çok güzel bir model. Şuradan hemen yapımına geçelim. Bunu yapmadan önce ne yapıyorduk? Her zaman pırpırlı yaptığımız örneklerde ipimizi bu şekilde gerdiriyorduk. Yapmadan önceki pırpırlarımız güzel düşsün. Alttaki tığ battılarımız da ikişer zincirden yapılmış. Şuradan hemen bir ipimi tığ battıya sabitledikten sonra bir zincir çektim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Burayı 12 mi çekmiştim? 14 mü çekmiştim? 12 çekmiştim galiba. 12 zincir çekiyorum ve şöyle buradan batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çekiyorum. Hemen buradan batıyorum. 12'şer zincir çektim. 2 defa battım tığ bantının içerisinde. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Buradaki ilk zincirin içerisinden batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Sıradaki zincirden batıp bir zincir çekiyorum. Bakın zincirlerimiz çok sıkı. Bir zincir çekip aynı yere tığımı batıp bir zincir çekip ilmeğimi uzatıyorum ve hemen buradan kulak çubuğunu alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane buradan ilmik taktıktan sonra kulak çubuğuna alttan giriyorum, tığımı hemen buradan kapatıyorum. Kapattıktan sonra bakın ara kısmını yaptık. Kapattıktan sonra bulanık mı gösteriyor kameram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sıkı sıkı 14 tane zincir çektim. Bakın bu arayı elinizin genişliğine göre ayarlayacaksınız. Buraya ben 14 zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5. tığ battıya şöyle tığımı batıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5.'ye battım. Buradan tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çekip aynı yere batarak şu
ara kısımlarını kurmaya devam ediyorum. Buradan hemen pipeti şöyle yapıp yapıp çıkarabilirsiniz. Pipete herhangi bir şey olmaz. Bu şekilde düzgün bir şekilde çıkacaktır zaten uçları. Bakın. Şimdi şu kenar kısmını yapalım. Kenar kısmında şöyle nar çiçeğinden yapacağım. Tabii her zamanki gibi ipimi şöyle güzelce bir gerdiriyorum ki pırpırlarım düzgün olsun. Hiçbir zaman unutmayın, bu ipi iyice gerdirip yapmazsanız pırpırlar döner, güzel durmaz. Buradan ipimizi tığımıza sabitledik. Sabitledikten sonra arada ben bunun bir tane atladım. İsteyen iki tane atlayabilir, isteyen üç tane atlayabilir. Oyanın arasında şöyle ben bir tane boşluk bıraktım. İstediğiniz gibi üç tane boşluk bırakabilirsiniz, iki tane boşluk bırakabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Şöyle döndürüyorum. Yazmanın oyanın tersini döndürdüm. Bakın. Arada bir tane boşluk bıraktım. Buradan hemen kenar kısmından tığımı batıp buraya sıkıca kapatıyorum. Kapattıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekip bir tane pırpır atlayıp hemen yanındaki pırpırın içerisine tığımı batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir pırpır atlıyorum hemen yanındakinin içerisinden batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen şu dip kısımdan tığımla batıp buraya kapatıyorum ve bir zincir çekerek dönüyorum. Aynı yere şöyle tığımı batıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. İlmeğimi uzatıyorum ve hemen kulak çubuğunu alıyorum. Buraya bir tane ilmik taktım. 1, 1, 2 zincir çekiyorum. İkinci ilmiğimi taktım. Buraya mutlaka üçer zincir çekelim. Birer zincirli ilmikler kayar. Bunu normalde üçsünü de yaptığınızda zaten dipler çok sık oluyor. Bakın, kayma ihtimali yok. 2 zincir çekiyorum. 3. Dört. 5 6 7 7 tane ilmik taktım. Sıradakini hemen geçiyorum. Şöyle birinci ilmiğimi buraya yapıp uzatıyorum. Bakın bunu buradan çıkarıyorum hemen. Buradaki ilmiğimi takıyorum. 7 tane de buraya ilmik takıyorum. Birinciyi taktık. 2 3 4 5 6 7 7 ilmik de buraya taktık. Hemen sıradakinden batıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Buradaki çıkarıyorum çubuğu. Hemen yanına takıp 7 ilmik de buradan takıyorum. 7 ilmik de buraya taktım. Tekrar aynı yerden tığımı batıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Buradan kesip hemen dip kısmından pırpırları yakmadan dikkat ederek bunu yakıyorum. Buradan hemen çıkarıyorum. Bakın çıkardık. Pırpırlarımız bu şekilde oluyor. Çıkardıktan sonra tabii ki bu pırpırları tığımızın ucuyla şöyle tutarak, bakın parmağımın arasına tutarak tığımın ucuyla tek tek
Şöyle düzelteceğim. Her yaptığınız motifi ya düzeltin ya da yapıp bitirdikten sonra düzeltin. Fark etmez. Bitirdikten sonra düzeltin ve ütüsünü yapın. Bence öyle daha iyi olur. Evet, tığıyla tek tek düzelttim. Bakın şu aralarını da düzelttim. Bu iplik sanırım şunlardan birazcık daha ince. Bunlar şey ip daha ince durdu. Şöyle bakıldığında kolayca yapabileceğiniz gerçekten çok çok hoş bir model oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.